Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sen nasılsın? Hocam çok enerjiyim. Neden acaba? Neden acaba? Çünkü konumuz... Enerji. Enerji. G -D. Ener G -D mi hocam? G dersek sıkıntı olur Murat. Evet konumuz başlasın. Başlasın hocam. Evet gençler konumuz enerji. Enerji bir cismin iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanır. Yani gençler bir iş yapabilmemiz için bir enerjiye sahip olmamız gerekir değil mi? Ve biz bu enerjiyi nereden alıyoruz? Besinlerden alıyoruz. Besinlerden aldığımız enerjiyi farklı işler yaparken kullanırız diyoruz. Peki enerjinin sembolü nedir gençler? E sembolüyle gösterilir diyoruz enerji. Ve SI'deki birimi de gençler enerjinin birimi aynı işin birimi gibi jüldür. Ve gençler enerji yönü olmadığı için skaler bir büyüklüktür. Ve türetilmiş bir büyüklüktür. Çünkü temel büyüklüklerin şifresi kısa muzlu, kısa muzlu enerji yok. Bu yüzden türetilmiştir diyoruz. Geçer ilk enerji çeşidimiz kinetik enerji. Kinetik enerji bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjiye denir. Eğer cismin gençler hareketi öteleme şeklinde ise biz buna öteleme kinetik enerjisi denir. Bu yıl öteleme kinetik enerjisi göreceğiz. Aynı zamanda dönme hareketi yapan cisimlerin de bir kinetik enerjisi vardır. Buna da dönme kinetik enerjisi denir. Ancak bu 12. sınıf konusudur diyoruz. Gençler kinetik enerji enerji E sembolüyle gösteriliyordu. Kinetik enerji de EK sembolüyle gösterilir. Kinetik enerji şeklinde gösterilir diyoruz. Gördüğünüz gibi bisiklet süren bir insan bir ötelime kinetik enerjisine sahiptir. Veya ee, havada süzülen bir martı yine bir hızı olduğu için kinetik enerjisi vardır. Uçmakta olan bir uçağın bir kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Yani hareketli olan bütün cisimlerin kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Peki öteleme kinetik enerjisi acaba nelere bağlıdır? İlk olarak gençler cismin hızına bağlıdır. Bakın burada şekilde görüyorsunuz. Diyelim bir tahta blok var. 40 km böyle saat hızla gelen bir otomobil bu tahta bloğa çarptığında bunun sürüklenmesini sağlar. Ancak eğer... 90 km bölü saat hıza gelseydi bu otomobil tahta blok daha uzağa sürüklenirdi değil mi? Yani bu da cisim üzerinde daha çok iş yapıldığını gösterir. O zaman şunu anlıyoruz. Bir cismin hızı arttıkça kinetik enerjisi de artar diyoruz. Kinetik enerji ikinci olarak gençler cismin kütlesine bağlıdır. Bu sefer tahta bloğa aynı hızla hareket etmekte olan kamyon ve otomobil çarpsa hangisi daha çok uzağa sürükler? Tabii ki gençler kamyon çarptığında tahta blok daha uzağa sürüklenir. Buradan da şunu anlıyoruz. Kamyonun yaptığı iş daha büyüktür. Peki nesi birbirinden farklı? Bakın gördüğünüz gibi ikisinin de hızları aynı. Sadece kütleleri farklı. Kütlesi büyük olanında bu sefer diyoruz ki kinetik enerjisi büyüktür. O zaman kinetik enerji kütle ve hıza bağlı bir büyüklüktür diyoruz. Evet, kütlesi m olan, hızı v olan bir aracın bir cismin gençler kinetik enerjisi EK eşittir gençler formülümüz 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesidir. Yani kinetik enerji cismin kütlesiyle ve cismin hızının karesiyle doğru orantılıdır. Bu yüzden formülümüz 1 bölü 2 m karedir. Unutmayalım gençler. Peki gençler diyelim bir cismin hızı v olsun. 3 tane cisim düşünelim hızı v olan. Acaba kütlesiyle kinetik enerjisi nasıl orantılı? Bakalım. Kütlesi m olduğunda Kinetik enerjiye E dersek, 1 2 m ve kareye E dersek, kütlesi 2m olduğunda hızına, enerjisine pardon 2E denir. 3m olduğunda kinetik enerjisine 3E deriz. Yani gördüğünüz gibi kütle ile kinetik enerji doğru orantılı. Peki bu sefer de kütleyi sabit tutalım, hızı farklı verelim. M kütleri 3 tane cisim düşünelim. Bu sefer de hızları farklı olsun. Buraya dikkat! Hızı V olanın enerjisine E dersek gençler. Hızı 2 V olanın enerjisini. Şimdi kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 M V kare. V kare demek hızın karesi. Bir cismin hızın karesini nasıl alırız gençler? Kendisiyle çarparak yani hızı tekrar aynı sayıyla çarparak değil mi? Hızı 5 ise 5 çarpı 5. 4 ise 4 çarpı 4. O zaman hızı 2 V ise 2 V çarpı 2. Yani 4 V kare yapar. Buradan şunu anlıyoruz. Hız iki katına çıktığında kinetik enerji 4 katına çıkar. Bakın kütledeki gibi yine e, doğru orantılı ancak karesiyle doğru orantılı olduğuna dikkat edelim. Peki hızı 3V olursa ne olur? Bu sefer 3V'nin karesi 9V kare olduğu için enerjisi 9E diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken hız kaç katına çıkarsa enerji onun karesi katına çıkar. Dikkat edelim. Evet gençler sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekillerde oyuncak arabaların kütleri ve hızları gösterilmiştir. Buna göre arabaların kinetik enerjileri ilişkisi nedir? Evet kinetik enerjinin formülünü önce bir yazalım gençler. EK eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v'nin karesi. Yani hızın karesi. Birinci arabamızın kütlesi bize ne verilmiş? 4m. 1 bölü 2 yazdım. Kütlemiz 4m. Hızı v olduğu için hızın karesine v kare yazdım. İkinci araba için 1 bölü 2'yi aynen yazdım. Kütlemiz bu sefer 2m verilmiş, hızımız yine 1v verilmiş, v kare yazdım. Üçüncüsünde gençler 1 bölü 2 aynen yazdım. Kütlemiz m verilmiş, hızımız 2v verilmiş. Şimdi gençler, sakın 2v kare yazmayın. 2v'nin karesi, yani 2v çarpı 2v'den 4v kare geldiğini unutmayalım. Burada gençler m ve kareleri görmezsek 4 bölü 2'den buna 2 dersek, bu 2 bölü 2'den 1 olsun. Bu da 4 bölü 2'den 2 olsun. Yani E1 ve E3'ün birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Ve E2'den büyüktür diyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Kütlesi M hızı V olan X cisminin kütlesi 8 katına çıkarılıp hızı yarıya düşürülürse kinetik enerjisi ilk duruma göre kaç katı olur? Hemen yazalım gençler. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü M ve kareydi. Burada ilk durumda kütlesi M olsun demiş. M aldım. 1 bölü M. Hızı V olduğu için V kare yazdım. Peki ikinci durumda benden istenen ne? 1 bölü 2 yi yine aynen yazıyorum. Kütlesini 8 katına çıkar demiş. M yerine 8M yazıyorum. Hızını yarıya düşür demiş. Yani V gördüğüm yere V bölü 2 yazıyorum. Ama bunun karesini alacağım dikkat. Dolayısıyla gençler buradan 1 bölü 2 çarpı 8M çarpı V bölü 2'nin karesi V kare bölü 4 yapacaktır. Buradan 1 bölü 2 8M buradan 8 ve 4'ü sadeleştirirsek şuraya 2 yazalım. Yani 1 bölü 2, 2 m kare oldu. Gördüğünüz gibi ilk durumda 1 bölü 2 mv ve kareye biz e enerjisi dersek bu gördüğünüz gibi gençler sadece 2 katı olmuştur. 2 e'dir diyoruz. Kütlesi 4 kilogram, hızı 10 metre bölü saniye olan bir cismin hızı 20 metre bölü saniye çıkıyor. Buna göre kinetik enerjisi kaç jül artmıştır? Gençler eğer bir artış söz konusu ise ilk enerjisi ve son enerjisi bulunur. Aradaki fark artış miktarını bize verir. O zaman ilk enerji E ilk eşittir. 1 bölü 2 mv kareden 1 bölü 2 çarpı. Kütlene verilmiş 4 kilogram verilmiş. M yerine 4 yazdım. V'nin karesi 10'un karesi. 10'un karesi gelişen 10 çarpı 10'dan 100 gelir. Buradan ilk enerjimiz 400 bölü 2'den 200 jül bulunur. Peki. İkinci durumda yani son durumda cismin hızı 20 metre bölü saniye çıkmış. 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 4'tü. Hızımız 20 olduğu için 20 çarpı 20. 20'nin karesi gençler 400 yapıyor. Buradan da 1600 bölü 2'den 800 jül bulunur. Dolayısıyla enerjideki değişim sondan ilki çıkaracağız gençler. 800 eksi 200'den 600 jül bulunur. Gençler burada şuna dikkat edin. Sakın hızı birbirinden çıkarıp sonra karesini almayın. Böyle ayrı ayrı yapmamız gerekir. Yani 20'den 10'u çıkardık 10, 10'un karesini sadece yazsak olur mu? Hayır olmaz. Kareleri farkıdır. Direkt farkının karesi değil, kareleri farkıdır. Buna da dikkat edelim. Doğrusal bir yolda hareket eden m kütleli k aracı ile 2 m kütleli l aracına ait konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre kinetik enerji oranı nedir? Gençler kinetik enerjiyi soruyorsa kütle verilmiş ama hız verilmemiş. Hızı da biz daha önce konum zaman grafiğinden buluyorduk. Konum zaman grafiğinde ne kadar yer değiştirmiş, ne kadar sürede yer değiştirmiş? buradan hızı buluyorduk değil mi? İlk olarak k'nın hızını bulalım. vk diyelim. Bakın gençler k sıfır konumundan 3x yer değiştirdiğinde t kadar zaman geçmiş. Demek ki yer değiştirme bölü zamandan k 3x bölü t'dir. Buna biz 3v diyelim. L'nin hızı ise gençler x kadar yer değiştirmiş t sürede. Dolayısıyla L'nin hızına da 1v diyelim. Şimdi kinetik enerjiye geçeceğiz. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 m kare. Dolayısıyla k için yazacak olursak 1 bölü 2 çarpı K'nın kütlesi soruda ne verilmiş? M. Hızı 3V olduğuna göre 3V'nin karesi ne yapar? 9V kare yapar. Peki L için aynısını yazalım. Yine 1 bölü 2 yazıyorum. Kütlemiz bu sefer 2M verilmiş. Hızımız 1V. V'nin karesi 1V kare diyoruz. Buradan taraf tarafa oranladığımızda 1 bölü 2 M'leri görmeyelim. V kareleri görmeyelim. Ne kaldı elimizde? 9 bölü 2 kaldı. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir gençler. Gençler ikinci enerji türümüz potansiyel enerji. Cisimlerin yer ve durumlarından dolayı sahip oldukları enerji potansiyel enerji denir. Ve potansiyel enerjide de ikiye ayırıyoruz. Yerçekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere. Şimdi bunları sırayla inceleyelim. İlk olarak yerçekimi potansiyel enerjisiyle başlayalım gençler. Yerçekimi potansiyel enerjisi bir cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu bir enerjidir. Bakın yüksekten bırakılan bir cisim su yüzeyine düştüğünde ne yapar gençler? Suyun böyle havaya sıçramasını sağlar. Demek ki bir enerjiye sahip. Peki bu enerji acaba nelere bağlıdır? Şimdi buna bakalım. Gençler yüksekteki bir cismi aşağıya doğru kim çeker? Yer çekimi kuvveti. Yani biz buna da ne diyoruz? Ağırlık diyoruz. Peki ağırlık bir cismin kütlesi ile yer çekimi iğmesinin çarpımıydı. M çarpı G. Peki cismi çeken kuvvet. H kadar yol aldırdığında bir iş yaptı mı? Evet. Peki yapılan işe biz ne diyoruz gençler? Kuvvet çarpı yer değiştirme diyorduk. F çarpı H. Peki burada F'imiz MG olduğuna göre o zaman yapılan işte MGH büyüklüğündedir. İşte bu yapılan işte gençler bize potansiyel enerjiyi veriyor. O zaman potansiyel enerjinin formülü MGH ile bulunur. Yani bir cismin kütlesi, yerçekim iğmesi ve yüksekliğine bağlıdır diyoruz. Evet gençler yer çekimi potansiyel enerjisine dedik ki cisimlerin bulunduğu konumdan dolayı sahip olduğu enerji yani MGH olarak söyledik. Peki potansiyel enerji nelere bağlı? Dedik ki eğer aynı yükseklikte ise o zaman MG'ye bağlı yani ağırlığa bağlı. Aynı yükseklikteki cisimlerden daha ağır olanın potansiyel enerjisi daha büyüktür. Peki İkinci olarak baktığımızda yine MGH'ı yazalım. Bu sefer de diyoruz ki peki kütleler eşit ise yani ağırlıklar eşit ise o zaman neye bakacağız? O zaman da yüksekliğe bakacağız. Bu sefer de diyeceğiz ki ağırlığı eşit olan cisimlerden daha yüksekte olanın potansiyel enerjisi daha büyüktür diyeceğiz. Yani hem ağırlığa bağlı hem yüksekliğe bağlı. Kısacası Ağırlık ve yüksekliğin çarpımıdır diyoruz. Şekildeki m, m ve 3m kütleli x, z, z cisimleri iplere bağlanarak yerden h, 4h ve h yükseklerine dengelenmiştir. Buna göre cisimlerin potansiyel enerjileri ilişkisi nedir? Evet, ilk olarak x'ten başlayalım gençler. X'in ağırlığını yüksekliğiyle çarpacağız. X'in kütlesi soruda m verilmiş, o zaman ağırlığına mg diyorum. Yüksekliği h olduğu için mg çarpı h olarak yazıyorum. Aynı şekilde y'nin gençler kütlesi m verildiği için ağırlığı mg'dir. Yüksekliği ise 4h verilmiş çarpı 4h yazıyorum. Z için kütlesi 3m verilmiş. O zaman ağırlığı 3mg. Yüksekliği 1h olduğu için 3mgh diyorum. Buna gençler 1 dersek bu 4. Bu da 3 olacaktır. Dolayısıyla en büyük y sonra z sonra x olacaktır diyoruz. Şekildeki aynı boyuttaki özdeş x'i Cisimleri iplerin ucundan çengeli asıldıklarında yere göre potansiyel enerjileri eşit oluyor. X ve Y cisimleri kendi aralarında yer değiştirdiğinde enerjileri oranı ne olur? Gençler potansiyel enerjinin formülü MGH'dir. Şimdi X'in kütlesini bilmiyorum. MX, G zaten sabit yazıyorum. Yüksekliği 2H. Eşitmiş potansiyel enerjileri eşit vermiş. Y'nin kütlesi çarpı, yer çıkımı çarpı yüksekliği ise 3H verilmiş. Dolayısıyla gençler bu denklemin eşit olabilmesi için x'in kütlesini 3m, y'nin kütlesini 2m yazarsam 6mg aşağı 6mg aşağı olur ve eşitlik sağlanmış olur. Oran 3'e 2 oranında. Sonra bize ne istiyor? X'i y'nin yerine, y'yi de x'in yerine yaz O zaman x'in yeni potansiyel enerjisi ne olacak? X'in kütlesi 3m olduğu için ağırlığı 3mg. Bakın, x'i bu sefer buraya koyacağız ya gençler. Dolayısıyla yerden yüksekliği bu sefer 3H olacaktır. Buna dikkat edelim. Y için ise Y'nin ağırlığı 2MG'dir. Bu sefer Y'yi de X'in yerine koyduğumuz için yerden yüksekliği 2H olacaktır. Taraf tarafa oranladığımızı gençler 9'a 4 diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız da E seçeneği 9 bölü 4 olacaktır. Şekilde verilen eğik düzlemlerin en alt noktasından G ağırlıklı cisimler sabit hızlarla eğik düzlemin Tepe noktalarına çıkarılıyor. Buna göre yapılan işler arasındaki ilişki nedir? Gençler biz bir cismi belirli bir yüksekliğe çıkarmışız. Bir iş yaptık mı yer çekimine karşı? Evet. Yer çekimine karşı yapılan iş gençler cisimlere bir potansiyel enerji kazandırır değil mi? Dolayısıyla bize yapılan işleri sorduğu için aslında burada kazandığı potansiyel enerjiyi soruyordur. Dolayısıyla potansiyel enerjinin formülü neydi gençler? Mg çarpı h'tı. Yani ağırlık çarpı yükseklikti. Soruda da bütün ağırlıkların G olduğu verilmiş. Yani şuna G demiş. Demek ki biz ağırlıklar aynı olduğuna göre neye bakmamız gerekiyor? Yüksekliğe bakmamız gerekiyor. O zaman birinci durumda ağırlık çarpı yükseklik bir H. ikinci durumda ağırlık çarpı yükseklik bir H. Üçüncü durumda ağırlık çarpı yerden yükseklik 2H olduğunu görüyorsunuz gençler. Burada şuna dikkat edin. Eğik düzlemin uzunluğunun bir önemi yoktur. Bu uzunluk gençler onu çıkarmak için sabit hıza çıkarmak için uyguladığımız kuvveti etkiler yoksa kazandığı potansiyel enerjiyi etkilemeyecektir. Bu yüzden gençler W3 büyüktür W1 eşittir W2 yani cevabımız D seçeneği olacaktır diyoruz. Evet gençler şimdi gelelim ikinci potansiyel enerji türümüz olan esneklik potansiyel enerjisine. Diğer adı yay potansiyel enerjisidir. Gençler yaylarda depolanmış potansiyel enerji türüne esneklik potansiyel enerjisi denir. Mesela burada bir durmakta olan bir yayımız var gençler. Denge konumunda duruyor. Biz bunu önüne bir cisim koyduk. X kadar diyelim sıkıştırdık. Ben bu yayı serbest bıraktığımda bu sefer X ne yapacaktır? Bu önündeki cisim ne yapacaktır? Fırlayacaktır değil mi? Demek ki fırladığına göre bir enerjiye sahiptir. Öncesinde ise biz yayda demek ki bir enerji depolamış ki bu enerji açığa çıkmış. O yüzden yaylarda depolanan enerjiye yay potansiyel enerjisi denir. Buna günlük hayattan örnek verebiliriz. Diyelim bir sapanı çektik. Ucuna taş bağladık. Bıraktığımızda taş ne yapıyor? Belirli bir hızla fırlıyor. Demek ki sapanı yayını çektiğimizde orada bir enerji depolamışız. Veya bir yayı geriyoruz. Ucunda ok var. Demek ki yayda bir enerji depolanmış ki oku fırlatıyor. Veya kurumalı oyuncaklarda yine aynı şekilde yayda depolan enerji cisimlere aktarılıyor. İşte bu enerji türümüz esneklik potansiyel enerjisi. Şimdi nerelere bağlı onu inceleyelim. Mesela esneklik potansiyel enerjisi ilk olarak sıkışma veya uzama miktarı ile gösterdiğimiz x'e bağlı. Ne kadar çok sıkıştırırsak o kadar çok yayda enerji depo etmiş oluruz. Veya ne kadar çok çekersek o kadar yayda enerji depo etmiş oluruz. Birincisi buna bağlı. İkincisi de gençler, her yayın kalınlığı farklıdır, inceliği kalınlığı farklıdır ve buna göre sabit bir değerimiz var, yay sabiti dediğimiz bir değer var. Bu yayın kalınlığıyla cinsiyle alakalı bir durum. Yay sabitine de bağlı. Örneğin bir tükenmez kalemin içindeki yay çok incedir, yani x kadar sıkıştırdığımızda çok enerji depo edilmez. Ama bir e, bisikletin bir amortisörlerinde gençler o yaylar kalındır, onu x kadar sıkıştırdığımızda daha fazla enerji depolanır diyebiliriz. O yüzden yay sabitine de bağlı diyoruz. Peki uzama miktarı x veya sıkışma miktarı x. Yay sabiti k olmak üzere. Esneklik potansiyel enerjisinin formülü gençler. 1 bölü 2 çarpı yay sabiti olan k çarpı uzama miktarı olan x'in karesine eşittir diyoruz. Burada enerjinin birimini tabii ki jür almayı unutmayacağız. X'in de birimi gençler yani sıkışma ya da uzama miktarının birimi de daima gençler metre cinsindendir. Bunu da unutmayalım. Şekilde özdeş kaleme yaylarından oluşan sisteme asılan kütleler gösterilmiştir. Buna göre yaylarda depolan enerjiler arasındaki ilişki nedir? Evet yaylar özdeş olduğuna göre demek ki yay sabitleri aynı. Biz neye bakacağız? Uzama miktarına bakacağız. Peki gençler uzama miktarı da cismi çeken kuvvet ile doğru orantılı bir büyüklüktür. İlk olarak M yayına baktığımızda M yayının altında kim asılı? M kütleli bir cisim asılı. Yani bu yayı Mg büyüklüğünde bir kuvvet çekiyor. L yayını ise gençler dikkat altındaki kütleler ağırlıklar çekecektir. O zaman hem 2M kütleli hem M kütleli cismin ağırlığından dolayı yani toplamda 3Mg ağırlığında bir kuvvet L yayını uzatacaktır. Daima altındaki cisimler üstteki yayı uzatır. O zaman K yayını uzatan toplam ağırlık ise gençler M, 2M ve M'in toplamından 4M kütle geliyor. Ağırlığı da 4MG olacaktır. O zaman K yayında 4mg kütle 4x uzatılırsa 3mg ağırlık diyelim. E 4x uzatılırsa 3mg ağırlık 3x uzatacaktır. mg ağırlık da x uzatacaktır. Dolayısıyla yaylar özdeş olduğuna göre uzama miktarıyla doğru orantılı olduğu için en büyük enerji K'de depolanmıştır. Sonra L, sonra M'de diyoruz. Yani cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Ekvator üzerinde deniz kıyısındaki bir ortamda bir yayın ucuna m kütlecisı masallığında yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanıyor. Aynı deney önce bulunduğu konumdan daha yüksekte bulunan bir dağda. Peki şimdi gençler, dağın tepesine çıkarken yukarı doğru çıktıkça bir cismin ağırlığı azalır demiştik. Ağırlık azaldıkça, ağırlık azaldıkça yaydaki uzama miktarı da azalacaktır. Dolayısıyla esneklik potansiyel enerjisi azalacaktır. O zaman dağda azalırı dikkat alalım. Daha sonra Kuzey Kutbu'ndaki bir deniz kıyısında. Yani Ekvator'dan nereye gidiyoruz gençler? Kuzey Kutbu'na gidiyoruz. Hatırlayalım. Ekvatorda yer çekimi ivmesi azdı. Kutupta yer çekimi ivmesi dünyamız kutuplardan basık olduğu için daha fazlaydı. Dolayısıyla bir cismin ağırlığı kutupta daha fazla olduğu için dolayısıyla çeken kuvveti daha fazla olacaktır. Bu yüzden de yay daha çok uzayacak ve esneklik potansiyel enerjisi de daha büyük olacaktır diyoruz. Dolayısıyla kuzey kutbunda uzama miktarı arttığı için esneklik potansiyel enerjisi artar. Bu yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır diyoruz gençler. Hocam bitti galiba. Bugün de bitti Murat. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.